bir kanun görüşüyoruz. Çekincelerimiz var. Dedik ki bunları düzeltin. Olmadı. Muhalefet partisi olarak görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Çekincelerimizi ortaya koyuyoruz. Ancak dün Türkiye bir acı yaşadı. Dün burada da söyledim. Böyle günlerde parlamentonun göstereceği olgunluk, dayanışma topluma yansır. Bunu yapmayın. Yazıktır, günahtır dedim. Görüyorum ki iktidar partisi bugün itibarıyla parlamento stratejisini değiştirmiş. Olabilir, saygı duyarım. Ama ben dinlemekten bıktım. Kayıkçı kavgası yapıyorsunuz diyeceğim. HDP grubunun kendine göre belli bir çizgisi var ve uzun süredir var. Bir şey demem. Şimdi PKK, gel buradan konuşma kardeşim ya. Ayıp ya. PKK terör örgütü, bildik bileli biz başından beri böyle dedik. HDP dedi demedi, bunu ayırıyorum şimdi. Sizin açınızdan, sizi derken sayın milletvekillerini ve iktidar grubunu tenzih ediyorum. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. ve 65. hükümetler açısından PKK nedir? Nerede hükümet? Burada. Nedir PKK? Gelsin hükümet. Gelsin desin ki PKK 58. hükümette de terör örgütüydü. 65. hükümette de terör değil. Değil kardeşim. Abdullah Öcalan. Abdullah Öcalan bu hükümetler için yeri geliyor Sayın Öcalan oluyor. Yeri geliyor İmralı oluyor. Yeri geliyor terörist başı oluyor. Bu ne tutarsızlık? HDP PKK ilişkisi. Olur olmaz kendilerini millete vereceği bir hesaptır. Peki biz size diyoruz ki Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, siz Sayın Genel Başkan da söyledi. Ben müteaddit defalar söyledim. Milletvekillerimizin tamamı söyledi. Bu hükümetler, gene sayın milletvekilleri sizi tenzih ediyorum. İçinizden çıkan bu hükümetin bütün üyeleri ya da bir kısım üyeleri PKK terör örgütüne, DAEŞ ya da IŞİD ne derseniz deyin ve FETÖ terör örgütüne yardım ve yataklık yaptılar. En az 1000 defa söyledik. 1000 defa. Hakkımızda bu ithamdan dolayı, efendim hak, yanlış bir sürü şeye dava açıyorsun ya, hakkımızdaki bu ithamlardan dolayı açılmış bir tane dava yok. Tekrar ediyorum. 58. hükümetten başlayarak 65. hükümete kadar bütün hükümet üyeleri Türkiye'de Türkiye'nin başına bela olan PKK terör örgütüyle de, FETÖ terör örgütüne de, DAEŞ, IŞİD terör örgütüne de yardım ve yataklık yaptılar. İddia ediyorum. Onları itham ediyorum. İtham ediyorum. Efendim ben bunu 100 defa söyledim. Bu bir yanlışsa bir hükümetin sayın üyesi gelir dava açar. Sayın milletvekilleri, ben bu polemiği sevmiyorum. Sabahtan beri sabrediyorum. Sayın milletvekilleri, kan var, kan. Gözyaşı var. Evlat acısı var. Ölüm var. Bura parlamento. Bura çözüm müessesesi. Bir broşür bastırdık. CHP olarak AKP teröre yardım ve yataklık ediyor. Şimdi iş inada binerse bütün önergelerde gelip bunu tek tek okuyacağım. Sayın Aktar Partisi'ne mensup çok sayıda milletvekilinin burada kimi bakanların burada Abdullah Öcalan dahil, KCK dahil, PKK dahil bir sürü övgü dolu sözleri var. Belgeli ve fotoğraf önemli değil. Şimdi sayın milletvekilleri, insaf, samimiyet, şunu derseniz anlarım. Efendim biz bu terörü çözmek istedik. Ya terörü çözmek... ya anlayacağım dilde söylersen anlarım. 1999'dan Oslo'dan 2015'e kadar Dolmabahçe'de devrilen masaya kadar sizin iddia ettiğiniz bağlamda HDP ile PKK'nın ne kadar ilişkisi varsa organik inorganik bu hükümetlerin
Onun iki katı PKK ile organik, inorganik ilişkisi vardı. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. İsterseniz de...